Eyüp Yıldız YouTube kanalından herkese iyi akşamlar. Sevgili Galatasaraylılar, sevgili spor severler. Yine tam kadro karşınızdayız. Artık arkadaşlarımızı da tanıyorsunuz. Arda Ergün, Adanmış Hayatlar YouTube sayfası, Günay Esentürk, Günay Esentürk YouTube sayfası ve Galatasaray Haber 1905'ten sevgili Erdal Bozkurt. Dörtlü bir şekilde yayındayız. Önemli gelişmeler var. Bunların hepsini konuşacağız. Bildiklerimizi, yorumlarımızı, düşüncelerimizi paylaşacağız. Tabii hedefimizde, odağımızda siz varsınız. Manşette de görüyorsunuz. Bu bir soru cevap programı sevgili izleyenler. Sorularınızı da canlı yayında ekrana getireceğiz. Eleştirilerinizi getireceğiz. Hatta arkadaşlar merhaba nasılsın faslına girmeden direkt konuya giriyorum hazırsanız. Evet. Şimdi ben bununla ilgili bir çalışma yaptım, hazırlık yaptım. Günay'ın da çalıştığını biliyorum. Bugün çok fazla bana bu oyuncuyla ilgili soru da geldi. Ultra Aslan 1905 yazmış. Transfer dönemi çok sessiz ve sıkıcı geçiyor. Dukare ismi nedir? Onunla mı oyalansak acaba diye. Çok fazla Dukare ile ilgili mesaj aldık arkadaşlar. Abdullah'a Dukare. Watford'un orta sahadaki oyuncusu. Galatasaray orta sahaya transfer bakıyor. Biliyoruz bunu artık. Watford'da küme düştü. 20 milyon euroluk Watford'un oyuncusu. Bonservisi 20 milyon, kiralık modelinden bahsediliyor. 37 maç, 4 gol, 5 düzeltiyorum. 2 asisti var bir orta sahaya göre. Fena asistler değil, fena istatistikler değil. Üstelik bunu sevgili arkadaşlar Premier Lig'de yapmış. Ben beğendim ama gelme ihtimalini açıkçası çok zayıf görüyorum. Kimseyi kandırmayacağım. Gelme ihtimali bana çok zayıf geliyor. Günay, ilk yorumu senden alalım. Evet, öncelikle herkese iyi yayınlar. İzleyicilerimize de hoş geldiniz diyorum. Şimdi bu oyuncu çok kaliteli bir oyuncu. Ben zaten takip ediyordum. Şöyle açıklayayım ben size. Yani fizik olarak zaten çok güçlü. Doğuştan gelen bacak boyun avantajını çok iyi kullanıyor. Defansif ve ofansif anlamda da çok iyi. Ayaklarını iyi kullanıyor ve çok da azimli bir futbolcu. Bu çok önemli ve de hızlı. Yani kilit paslar atma konusunda da çok başarılı. Ara paslar konusunda da yani kilit pas, adam geçme, ara pas bunların hepsini yapabiliyor ve defansif anlamda da ise tam bir duvar. Yani tam bir duvar futbolcu. Ben çok beğeniyorum. Ama şöyle bir şey var. Realist olmak gerekirse bu oyuncunun gelme şansı Galatasaray'a biraz zor. Ama şöyle de bir şey var. Seri ilk sen açıklamıştın abi. Onda da bunu demiştik yani seri Galatasaray'a gelmez demiştik. Ama geldi. Tabii ki de büyük ihtimal kiralık yoluna gidecekleri Galatasaray. Tabii burada önemli olan kiralık ücreti değil, futbolcuya verilecek olan para. Yani Galatasaray artık öyle 2,5-3 milyon eurolar vereceğini zannetmiyorum. Bu oyuncunun da alacağı ücret hemen hemen bu paralar olur. Yani 2,5-3 milyon eurodan aşağı getiremezsiniz. Maaş dengesini koruyarak bu oyuncuyu getirmek biraz zor. Çünkü gerçekten çok güçlü ve fizik olarak çok kuvvetli bir futbolcu. Dediğim gibi ara pasları konusunda, kilit pas konusunda, adam geçme konusunda hiçbir sıkıntısı olmayan bir futbolcu. Orta sahayı çok rahat bir şekilde götürebilecek bir futbolcu. O yüzden gelse mükemmel bir başarı olur ama biraz zor gibi görüyorum. Ama imkansız da değil tabii. Peki arkadaşlar sizin Dukara ile ilgili olarak bir yorumunuz var mı? Erdal, Arda yoksa geçelim mi? Abi ben kısa bir hemen değinmek istiyorum. Günay'ın söylediklerine ek olarak 27 yaşındaki Dukare için şimdi çok yapılı bir oyuncu. Ben buraya zaten notlarımı da almıştım. Yani unutmamak babında oyuncuyu tamamen tanıtabilmek için. Yapılı ama ona rağmen çevik de. Çok iyi bir 8, aynı zamanda çok iyi de bir 6 numara diyebiliriz. Dediği gibi Günay'ın da yani çok iyi defans faaliyetleri, çok çok iyi bir oyuncu. Adam eksiltebilen ve şutları da ek olarak buna söyleyebiliriz oyuncunun özellikleri olarak. Rennes takımında başlıyor profesyonel hayatı. Ondan sonra Watford satın alıyor. Hemen Granada'ya kiralıyor. Böyle bir kariyeri var ama şöyle baktığımız zaman son bir senede, 1,5 senede ciddi anlamda fiyatını da yükseltti. Dediğiniz gibi parası olarak imkansız ama yani zor ama imkansız değil. Yani çok yakışır Kiralık modeli. Galatasaray'a. Evet, Kiralık modeli. kesinlikle kiralık modelinde mümkün olabilir. Söyleyeceklerim bu kadar abi. Erdal, senin ilave edeceğin bir şey var mı? Yok, hem Günay hem de Arda'ya katılıyorum ben bu konuda. Evet. Bize çok sorulan bir oyuncuydu. Düşüncelerimizi paylaştık. Fark yaratacak bir oyuncudan bahsediyoruz. Kiralık modeliyle gelirse gelir. Galatasaray'ın yoksa bonservis verecek ekonomik yapısı var. Bunu söyleyelim. Ve Umut Demir'in sorusuna geçelim.
Mensah transferi gerçekleşecek mi? Valla Mensah'la ilgili olarak Kayserispor ne Galatasaray'ı ne de Beşiktaş'ın kabul etmeyeceği bir teklif yapıyor. Beşiktaş'a yaptıkları teklifi de gördüm arkadaşlar. Lens'le Dorukhan Toköz'ü isteyip bir de Atletico Madrid'e 3 milyon euro ödemelerini istemişler. Galatasaray'dan Ahmet Çalık, Yunus Akgün artı Atletico Madrid'e ödenecek parayı istemişler. Yani hem 4 milyona yakın para vereceksin hem de 2 tane futbolcu vereceksin. Mümkün değil yani. Böyle bir durum söz konusu değil. Galatasaray'da Beşiktaş'ta bu parayı veremez. Ama sizde farklı bir bilgi varsa Erdal senden bir yorum alalım. Sana göre Mensah Türkiye'ye, daha doğrusu Galatasaray'a gelecek mi, düzeltiyorum. Yani daha önce de bilgilendirmiştik biz Galatasaray Mensah anlaştığını, ama Kayserispor ortalığı bulandıran şu an Kayserispor. Yani ihale usulü şu an futbolcu satışa çıkardı. Bir Galatasaray yönetimine görüşülüyor, bir Beşiktaş'a görüşülüyor. Berna Hanım çıkıp bizim işte Avrupa'dan gelen teklifler var bize diyor. Sürekli Berna Hanım bir açıklama yapıyor, sürekli işte Avrupa'dan oradan buradan teklif arıyoruz diyor, ama ben bu tekliflerin doğru olduğunu düşünmüyorum. Burada sadece Galatasaray ve Beşiktaş'ın gözünü korkutmaya çalışıyor bence Berna Hanım. Ki Galatasaray ve Beşiktaş teklifini arttırsın diye. Ben Galatasaray'ın Yunus Akgün artı Ahmet Çalık ve artı 3.6 milyon euroyu fazla buluyorum bu futbolcuya. Eğer böyle bir düşüncesi varsa Galatasaray'ın, bence vazgeçmesi lazım. Seri kiralamak daha mantıklı olur. 2-2.5 milyon euroya kiralamak daha mantıklı olur. Ben vazgeçemeyecek bir oyuncu değil. Galatasaray'a level atacak bir oyuncu değil. Evet, iyi bir oyuncu. Süper Lig'de iyi bir iş yaptı. Galatasaray'da ben iyi iş yapacağını düşünüyorum, ama şu anda Galatasaray bu transferi askıya aldı. Çünkü Kayserispor ortalığı şu an bulandırıyor. Futbolcu da artık ne yapacağını şaşırdı. Şu anda futbolcu Kayserispor'da kalmak istemiyor. Büyük takıma gitmek istiyor. Çünkü birçok takımdan teklif aldığı için ben burada futbolcunun tavrı da önemli diyorum, ama Berna Hanım biraz daha yumuşaması lazım. Evet. Evet sevgili izleyenler, bu arada arkadaşlarımızın YouTube kanallarının linkini hem mesaj bölümünde hem de açıklama bölümünde görebilirsiniz. Lütfen Arda'yı, Erdal'ı ve Günay'ı takip edelim arkadaşlar. Onlar da çok büyük emek harcıyorlar ve Galatasaray odaklı yapıyorlar. Bunu söyleyelim. Artı yayının daha fazla insana ulaşmasını istiyorsanız, bize destek olmak istiyorsanız lütfen yayına like yapalım. Like bizim için çok önemli. Yayını beğenen herkese teşekkür ederim peşin peşin. Diğer taraftan şimdi Esra Hanım'ın mesajına geçelim. Kadınlara da pozitif ayrımcılık yapalım. Demiş ki Jozwiak'ta son durum. Ben bunu aslında anlattım. Galatasaray Kamil Jozwiak için Lech Poznan takımına 2 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Ama Lech Poznan'ın 2 milyon euroya Kamil Jozwiak'ı bırakması söz konusu değil. 4 milyon eurodan açıyor kapıyı, hatta 4,5 milyon euro daha net bir bonservis bedeli söyleyeyim. Galatasaray fiyat yükseltmesi lazım. Bir miktarda Lech Poznan'ın indirim yapması lazım. Aksi takdirde ben Kamil Jozwiak'ın geleceğini düşünmüyorum. Günay, senin Kamil Jozwiak'la ilgili bir yorumun var mı? Yani o da Galatasaray için önemli bir futbolcu olacaktır. Genç bir futbolcu, onu zaten sürekli konuştuk. Ama hani 2 milyon eurolar bu paralara göndereceklerini zannetmiyorum. Tabii ki de Galatasaray şu anda bonservisli oyuncu alamadığı için biraz tabii ki de araştırmalarını yapıyor, ancak bonservisli oyuncu alamadığı için hafif de bir frene bastı. Yani özellikle Belhanda'dan eğer satabilirse veya satmak isterse Feghouli'den gelecek olan paralar Galatasaray için çok önemli. Evet, Maicon'dan gelen bir para var. Buradan bir bütçe var, ama bu bütçeler şu an çok düşük, realist olmak gerekirse. Bir tane izleyicimiz Alex Telles'i sormuş. Galatasaray'la alakalısı olduğunu düşünmüyorum. Herhalde satılacak mı, gidecek mi diye sormuş. Ki oradan alacağımız bir para var, %10'luk. O para da gelirse işte 2,5-3 milyon euro biraz elimizi rahatlatabiliriz, ama öncelikle şunu yapması lazım Galatasaray'ın. Transfer bekleyen arkadaşlara bunu söylüyorum. Öncelikle oyuncuyu satmamız gerekiyor. Yani elimizde kalan oyuncular olacak mı? Bu çok önemli. Ya Belhanda gidecek mi? Kalacak mı? Teklif var mı? Yok mu? Bunlar tam net bize bir şey ifade ettirmiyor. Yani satılacak mı, kalacak mı? Bu önemli. Feghouli gidecek mi? Bugün basında gördüğüm kadarıyla birkaç tane kalacak diyorlar. Şimdi kalacaksa Galatasaray bu transferi kimi göndererek yapacak? Ya birisini göndermen lazım bonservisiyle. Yani en zayıf aday, yani en güçlü aday Galatasaray'da kim? İki oyuncu: Feghouli ve bonservis kazanabileceğin futbolcular. Feghouli, bir de Belhanda. Bu iki oyuncuyu satmadan zaten Galatasaray transfer yapamaz.
Yani mecbur bu oyuncuyu satacak. O yüzden frene bastı Galatasaray. O yüzden şunu tekrar söyleyeyim. İki oyuncu satılsın. Ondan sonra Galatasaray gaza başlayacak. Şimdi bu konuda ben PlaySpor YouTube kanalında bu yayından önce bir yayına girdim. Biliyorsunuz oraya da katılıyorum, konuk oluyorum. Belhanda ve Feghouli'ye teklif var arkadaşlar. Fakat bu iki oyuncu da o kadar şark kurnazı ki ne yapmaya çalışıyorlar? Galatasaray'ı bonservissiz bu oyuncuları serbest bırakmaya razı etmek için bir takım aksiyonlar içerisine, tavırlar içerisine giriyorlar. Galatasaray da bunu böyle yapmak istemiyor. Galatasaray bu iki oyuncudan tabii ki de çok yüksek bir bonservis olmasa da bir bonservis kazanmaya çalışıyor. Galatasaray'ın da duruşu net. İki oyuncuya da söylediği şu arkadaşlar. Biz sizi gelecek sezon için kadroda çok düşünmüyoruz. Kalırsanız süre alacağınızın garantisi yok. Lütfen kendinize kulüp bulun. Bonservis bedeliniz de bu. Bu şekilde Galatasaray'ın yaklaştığını ben çok net biliyorum. Ama oyuncular da imza parasını cebine indirebilmek için şark kurnazlığı yapıyor. Ve bakalım kim kazanacak, hep beraber göreceğiz. Şimdi bazı arkadaşlar üslubunu bozmuş durumda. Eğer birkaç tane daha böyle mesaj gelirse o mesajları gönderenleri bırakacağım. Bloklayacağım. Diğer taraftan Musa Bey demiş ki hep negatif hep aynı futbolculardan bahsediyorsunuz. Musa Bey, biz chat bölümünde bizi izleyenlerin bize sorduğu sorulardan soruları cevaplandırıyoruz. O konulardan bahsediyoruz. Artı kendi notlarımız var. Bu programa Erdal da, Günay da, Arda da, ben de notlarımızı, araştırmalarımızı yapıp geliyoruz. Soruları cevaplıyoruz. Farklı soru gelirse farklı konuyu konuşuruz. Ama 10 tane, 20 tane dinleyicimiz, izleyicimiz bize Mensah'ı sormuşsa biz Mensah'ı cevaplarız. Ha, yayını beğenmiyorsanız başka bir yayına gidebilirsiniz. Bu açıklamayı yapalım ve Fatih Öztürk'e geçelim. Sevgili Arda, şimdi sen Adanmış Hayatlar YouTube sayfasında ve aynı zamanda Twitter'da Galatasaray taraftarının nabzını tutuyorsun. Bu anlamıyla seni tebrik ederim. Yani hem yorum yapmaya çalışıyorsun, hem olayları analiz ediyorsun, hem de bir yandan taraftar gibi düşünüyorsun. Fatih Öztürk bir hayal kırıklığı yarattı arkadaşlar. Arda, özellikle Galatasaray taraftarları biraz daha tecrübeli, biraz daha kaliteli bir kaleci bekliyordu. Ne diyorsun? Fatih Öztürk transferi için neler söylersin? Şimdi burada tabii Günay da bana eşlik ederse çok iyi olur bu yorumlarda. Öncelikle şöyle demek istiyorum Eyüp abi. Çok basit bir şekilde karar verildi. Yani Fatih Öztürk gibi bir kaleci alacaksanız bu çok zor değildir. Yani bu kadar zaman beklemenize de gerek yoktu. Bu iş şimdiye kadar belki biterdi. Ha, tamam, o zaman belki şimdi bonservis ödemeden bitireceksiniz. Bunlar tartışılır. Onlar çok ayrı bir şeyler. Ama çok daha basit çözümler, yani çok daha böyle sağlam çözümler gerekiyordu. Tutalım, yani şu an Muslera'nın, daha önce Luyendama'nın başına gelen olay gibi düşünelim. Diyelim ki Muslera eskisi gibi dönmedi ya da dönemedi diyelim. Çünkü bu sağlığın garantisi yok hiçbir zaman. Dönemedi diyelim. Yani koca sezonu Fatih ve Okan'a mı emanet edeceksiniz? Taraftar zaten şu an ikiye bölünmüş durumda. Şu an Fatih geldiği için herkes Okan'a sarılmış durumda. Daha düne kadar Okan'a tepki almış olan herkes bugün Okan'a sarılmış durumda. Fatih'in daha önce yapmış olduğu işte kupadaki olaylardan dolayı falan işte Galatasaray'a karşı yapmış olduğu, takımındayken yapmış olduğu şeyler. Bunlar çok ayrı şeyler tabii ki ama yani yapmış olduğu şeylerden dolayı bugün Fatih biraz dışarıda tutuluyor. Ama çoğu insan da haklı. Çünkü Galatasaray kalitesinde böyle bir seçim yapmak bence yanlıştı. Yöneticilerin elinde daha güçlü kozlar vardı. Ama tabii ki kontenjan dolu. Tabii ki de kasada para olmamasından. Tabii ki de transferde elini zora sokmamak amacıyla oraya yönelmedi. Ama ellerinde daha güçlü alternatifler vardı. Kimdi bunlar? Hepimiz daha önce buradan duyurduğumuz gibi İbrahim Seyic. Bence hiç aralarındaki en kaliteli, Galatasaray'a yakışan kaleciydi diyebilirim. O kaçtı zaten. Konyaspor'u bu konuda tebrik ediyorum. Diğer oyuncu da Beto'ydu. Beto şu an hala boşta ama işte bence şu anki şartlarda kalite anlamında Beto daha iyidir. Çünkü baktığımız zaman burada Günay bana destek olabilirse çok iyi olur. Çünkü Günay hem duruş olarak hem yaptığı hatalara bir baktığımız zaman son 34 maçta 44 gol yemiş galiba. Hı hı. Öyle bir istatistiği var.
Yani şöyle kaleci konusunda ben şöyle söyleyeyim sizlere. Şimdi 33 yaşında bir Fatih Öztürk'ü transfer ediyorsunuz. Ben her zaman şunu söyledim. Galatasaray Türk kaleci alacak. Bunların arasında bir sürü isim söyledim. Ama en sonunda Fatih Öztürk'e kaldı. Fatih Öztürk belki listenin en sonunda olan bir kaleciydi. Zaten iyi bir kaleci olsaydı 33 yaşına kadar çoktan Galatasaray, Beşiktaş, ben işte buralara gelirdi. Ha, biz onu kötülemiyoruz. Yani çok kötü bir kaleci değil. İyi bir kaleci ama Galatasaray'ın istediği formda bir kaleci değil bence. Çünkü geriden oyun kuramıyor. Yani Galatasaray'a bir bakalım. Hep geriden oyun kurmaya çalışıyordu. Muslera hemen önündekini atıyor. Ne bileyim. Çok boştaysa hemen ne yapıyor? Yan toplarda çok oraya, hata. Tam oraya gireceğim. En büyük ya Galatasaray, Fatih Terim'in istediği kaleci modeli şu an. Muslera'ya bakalım. Geriden oyun kurması. Geriden oyun kuramıyor Fatih. Bir. Yan topları çok kötü. İki, birebir de ne yapacağını bilmiyor. Bakın en önemlisini söylüyorum. Birçok maçını izledim. Önündeki iki stoperle iletişimini iyi kuramıyor. Çünkü o hataları genelde yan top hatalarını iletişim probleminden alırsınız. Bu ne? Yan topa çıkarken bırak bende derseniz mesela kaleci çıkarken bırak bende der, stoper bırakır. Veyahut sende der, çıkmıyorum der. Ya bu iletişimi kuramıyor. Yan top bu yüzden kötü. Bu iletişimi kuramadığı için de maç içerisinde çok kötü şekilde konsantrasyon eksikliği yaşar bir kaleci. Konsantrasyon eksikliği demek de hataya zorlar. Bir kalecide en büyük özellik nedir? Konsantrasyonunu yüksek tutacak. Çünkü maç sonunda Galatasaray'da, yani Kasımpaşa'da oynarken belki 20 tane şut gelir. Galatasaray'da 5 tane şut gelir. Pardon, özür dilerim. Hep yani. Hazır olmak zorunda. Yani yanlış anlaşılmasın. Biz burada Fatih Öztürk'e tepki falan koyduğumuz yok. Hani taraftarlarımız ediyoruz ama destekleyeceğiz zaten. Yani. Kesinlikle formaya girdiği bir anda ben bundan sonra en büyük Fatih destekçisi olurum. Ben sadece yönetim kanadının yapmış olduğu yanlışlardan, kendimizce gördüğümüz yanlışlardan bahsediyor. Yoksa kesinlikle Fatih kişisel burada ona tepkimiz falan kesinlikle öyle bir şey yok yani. Yok, tepki vermiyoruz ki. Şöyle bir şey de hatırlatma yapayım abi. Ya belki yani beni takip edenler belki biliyordur. Ben bir kaleci antrenörüyüm normalinde. 9 yaşından beri kaleciydim. Sonrasında kaleci antrenörlüğüne başladım. Yani kaleci konusunda iyi analizlerim vardı. Kendimi övmek gibi olmasın ama kaleci antrenörü oldum. Belgeli bir kaleci antrenörüyüm ben. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'ndan belgem vardır benim. O yüzden hani kendimi böyle alçak gönüllü yapmayacağım bu konuda. Hani ben ne olur, ne çıkar buradan onu yorumlamaya çalışıyorum. Bunu hatırlatmasını yapayım. Aynen. Ben Galatasaray'ın daha iyi bir kaleci alacağını düşünüyordum ama Fatih Öztürk. Şimdi giydiği giydiği anda benim için en iyi kalecidir. Kesinlikle. Bu kadar. Erdal'dan da yorum varsa yorum alalım Fatih Öztürk'le ilgili. Sen kendi YouTube kanalında bir video çektin Erdal. Orada da izledim zaten. Senin görüşlerini biliyorum ama ilave yapacağım bir şey var mı Fatih Öztürk için? Şimdi izlemeyen arkadaşlar için ben söyleyeyim buradan fikrimi. Yani bu kadar ben acımasız olduğunu düşünmüyorum. Fatih Öztürk. Şimdi Galatasaray'a gelecek kaleci şu bilinçle gelecek. Ocak ayında Muslera dönecek. Ben Ocak'tan sonra ne yapacağım diye gelecek. İbrahim Zeyç açıklamasında şunu söylemişti. Ben Galatasaray'a gitmek istiyorum. Ama bir de ben Bosna Hersek'in A milli takımının ilk kalecisiyim. Ve gittiğim takımda oynamam lazım dedi. Şimdi İbrahim Zeyç'in gelmesinin nedeni büyük bir ihtimalle Galatasaray'da Ocak'tan sonra yedek olacağı için gelmedi. Ama Erdal'cığım aynı şekilde Seyç'in bir yorumu daha var. Ben Muslera'yla rekabete hazırım demişti. Evet. Demiş olabilir ama ben Muslera'yla Beto da dedi aynı şeyi. Ama ben her ikisinin de bu sadece Galatasaray'a gelmek için belki de konuşmak için konuştuğunu düşünüyorum ama ben Muslera varken hiçbir kalecinin Galatasaray'da forma giyerken rahat olacağını düşünmüyorum. Muslera sakatlığından döndüğü ilk maç 7 kulübesinde otururken bile Fatih Öztürk de olsun, İbrahim Zeyş de olsun kalede rahat duramayacak. İçi içine sığmayacak çünkü bir gün Muslera'nın o formayı alacağını bilecektir. O yüzden Rufiyer de geçiyordu ismi. Hiçbir kaleci Muslera varken Galatasaray'a bir yıllık sözleşme imzası atamazdı. Bu yüzden ben Galatasaray'ın Rufiyer olsun, İbrahim Zeyş olsun, Beto olsun, Lung olsun bunlarla ben detaylı konuştuğunu düşündüğünü biliyorum zaten. Ama Fatih Öztürk'e kaldık demeyelim. Fatih Öztürk de Süper Lig'de iyi işler yapmış bir kaleci. Aksaspor'la büyük başarılar elde etti. Evet, bazen belki yan toplarında zaafları var. Günay daha iyi analiz ediyor. Çünkü kendisi kaleci antrenörü olduğu için. Ben de geçmişimde teknik direktörlük yaptığım için. Bazen bir oyuncuyu kötü de olsa maç kurtarmak için iyi motive edersen
ve iyi bir eğitim verirsen o kaleciye veya oyuncuya. Çünkü Fatih Terim var, bir yandan Muslera var. Eğer iyi eğitirsen, iyi motive edersen ben Fatih Öztürk'ün Galatasaray'a fayda sağlayacağını düşünüyorum. Ben çok olumsuz bakmıyorum ben Fatih Öztürk'e şu anda. Soner Kılıçarslan Berk Balaban'dan bahsetmiş. Şans verilebilir miydi? Yani verilebilirdi ama yani oraya ben açıkçası Seyic, Beto, Lung gibi tecrübeli yabancı bir kaleciyi görmeyi isterdim. Kendimi daha güvende hissederdim bir Galatasaraylı olarak. Fatih Öztürk'le ilgili Günay, Arda ve Erdal her şeyi söylediler. Takılmamak lazım. İnşallah Galatasaray'da başarılı olur. Esra Çelebi hanımefendi Yakup Moder transferini sormuş. Galatasaray Yakup Moder'i Kamil Jozwiak'a göre daha kolay bir şekilde transfer edebilir. Ama benim anladığım kadarıyla Galatasaray'ın birinci opsiyonu Yakup Moder değil. Galatasaray evet. Biraz daha o pozisyonda farklı oyuncuları, Bellegarde gibi, Mensah gibi, yani 6-8-10 numara pozisyonunu beraber düşünün. Oraya yazılan birçok isim var. Kamil Jozwiak o listede biraz altlarda, onu söylüyorum ama düzeltiyorum. Yakup Moder altlarda ama Galatasaray'ın açıkçası ilerleyen dönemlerde o orta saha istediği transferleri yapamazsa daha ciddi bir şekilde Yakup Moder'le de ilgileneceğini söyleyelim. Finansal fair play bittikten sonra bütçemiz ne olur? O kadar çok arka arkaya yazmış ki. Evet. Şimdi onu da yakalayamadım. Miner Tan. Yani şimdi bunu bilemeyiz. Bunu için zaman geçmesi gerekiyor. O yüzden bunu bilemeyiz. Bunu söyleyelim. Yunus Akgün'ü satsak ondan gelecek parayla Jozwiak'ı alabilir miyiz? Yunus Akgün için arkadaşlar satış daha erken Yunus'a Galatasaray'ın bir şans vermesi, ondaki potansiyeli görüp ondan sonra satışı konusunda veya kendisi oynatması konusunda karar vermesi gerekiyor. Haksız mıyım? Burada yine ilk yorumu Arda senden alayım. Yunus için ne diyorsun? Şimdi Eyüp abi, ben daha evvel genç kardeşlerimizle alakalı olarak çok yani yayınlarımızda bahsettim. Hani onlara daha çok fırsat verilmesi gerektiğini ama talihsiz olduklarını. Çünkü özellikle Yunus da onlardan biri. Baktığımız zaman oraya gelen transferlere Rodriguez, Onyekuru, hani bu tür oyuncular geldiği zaman Yunus'un şansı çok zor olur. Kanatlarımız Peguli daha önceden, yani şu anda hala öyle ama çok zor. Yani bu oyuncuların önüne geçip çok ekstra bir şey yapmış olmanız lazım. Daha evvel Maicon'u Ozan'ı kestiği gibi. Yani Yunus'un da öyle ekstrem bir şey yapması gerekiyordu. Mesela Ozan çıktığında çok değil bir 10-15 dakika oynadı. Ama ondan sonra o 15-20 dakikalık sürede kendini ispat etti ve bir sonraki maç için forma hak ettiğini gösterdi. Aynı Emin'in de yapmış olduğu gibi. Yunus'ta böyle bir patlama görmedik maalesef. Ya da bu patlamayı yapmış olsa bile onun önündeki oyuncu asla bir tık bile geri performans göstermeyen bir oyuncu olduğu için Yunus'a biz bir türlü ısınamadık. Taraftar da aynı şekilde. Bu yüzden taraftara bir sistem etmem gerekiyor. Ben buradan çok kendilerini yaptığı yorumları gördüğüm için bu tür oyuncuları gördükten sonra Yunus'a, Atalay'a, işte ne bileyim Celil artık gelmez zaten. Çünkü artık yanında yaş 22'ye falan dayandı. Kendine artık bir kariyer çizmesi gerekiyor. Galatasaray'da olacak gibi değil onun ki. Atalay, Yunus kardeşlerime çok değerli bir tavsiye de vereyim. Hem taraftar nezdinde hem kendi nezdinde. Biz taraftar olarak birinci defa onlara sahip çıkmalıyız. Hata yapmak onların kanında var. Çünkü gençler. Yani biz o yaşlarda ne yapıyorduk ki? Yani dönüp böyle bir bakmamız gerekiyor. Onlar sahaya çıkıp 50-60 bine oynuyorlar ve hatasız oynamaya çalışıyorlar. Birkaç kişinin sözde beğenmemesine karşı çıkıp orada küfürlü ediyorlar falan filan. Bunları da görüyorlar yani. Biz burada sonuçta biz de burada görüyoruz sosyal medya yorumlarımızı. Bugün en basitinden Donk'a yapılan bir yoruma Donk'un verdiği cevap çok hak etti bence. O cevabı almış olan hak etti. Bir kere onu söyleyeyim. Çünkü öyle bir şey yok. Öyle bir taciz etme şekli yok futbolcu. Onu birazdan konuşuruz. Donk yani çünkü çok güzel bir davranış üretti Galatasaray'da. Kesinlikle. Güzel bir sözleşme imzaladı. Benim burada buyur buyur abi. Sonra hemen kapatıyorum abi. Cümlemi sonlandırıyorum. Genç kardeşlerimize kesinlikle güvenmemiz gerekiyor. İnanın bana Yunus biraz daha kendine güvenmiş olsa, taraftarı arkasına almış olsa Jozwiak'tan aşağı kalır bir yönü yok. Kalite o anlamında. Yani çok Jozwiak'la Yunus yan yana koyduğumuz zaman Jozwiak 10, Yunus 5 diyemeyiz. Yunus da 7-8 deriz. O yüzden biraz güvenmeyi tavsiye ediyorum. Güzel anlattın bence. Emre Yılmaz, Koray Günter gündemde mi demiş? Erdal, Günay, bu konuda bir bilginiz var mı? Ben Koray konusunu bugün araştıramadım. Şöyle araştıramadım.
Farkındaysanız sevgili izleyenler, bugün biraz daha berrak çıkıyorum, biraz daha güzel çıkıyorum çünkü internetimi yeniledim. İnşallah daha kaliteli yayınlar olacak ama Günay ve Erdal, bakalım Koray Günter için bir şey söyleyecekler mi? Artı Çağlar Zehir demiş ki neden hep aynı kişilerin sorularını ekrana getiriyorsunuz? Bizim sorularımızı da cevaplayın. Sevgili Çağlar, mesajını gönder, yakalarsam okuyacağım, onu da söyleyeyim. Ben bütün mesajlara, farklı özellikle mesajlara, farklı kişilere yer vermeye çalışıyorum. Şimdi sizi dinliyorum. Koray Günter nedir sevgili dostlar? Ya bu konuda ben bilgiye ulaşamadım. Araştırdım ama net bir bilgi yok şu an. Buradan ne desem yalan olur. Yani ulaşamadığım bilgiyi de buradan konuşmak istemiyorum. Günay, sen bir şey söyleyecek misin? Ben böyle bir transfer olacağını zannetmiyorum. Yani biraz sordum ama bu transferin olacağını zannetmiyorum. Ama şöyle bir şey var. Bedavaya verdiğin oyuncuyu 4 milyon euro istiyorlar. 4 milyon euro almak hiç mantıklı değil. Zaten biz ne diyoruz yani sabahtan beri? Para yok diyoruz. Yani kalkıp da Koray Günter'e 4 milyon euro vermek, bırakın 1 milyon euro bile vermez Galatasaray Kulübü. O yüzden bu transferin olma şansı yok. Recep Can Sağlam Dokare'yi sormuş. Onu yayının en başında konuştuk. Geriye sar. Orada göreceksin. Hepimiz yorum yaptık bu oyuncuyla ilgili. Ki ben bunu ayrı bir video olarak kesip YouTube kanalıma da atacağım. Bunu söyleyeyim. Mert Kader, Kaan Ayhan için tekrardan bir girişim olacak mı? Ben zannetmiyorum ama dün arkadaşlar özel bir bilgiye ulaştım. Ki ilk ben bunu videosunu çekmiştim, söylemini yapmıştım. Fatih Kuruçuk'la ilgili Galatasaray 1 milyon euroluk bir teklifte bulunmuştu Fatih Karagümrük takımına. Freiburg'da teklifte bulunmuş durumda. Galatasaray'ın planı şu Fatih Kuruçuk'la ilgili olarak. Fatih Kuruçuk'un seneye sözleşmesi bitiyor. Oyuncuya söylediği şey şu: eğer sen de bizi düşünürsen seneye sözleşmen bittiğinde seni Galatasaray'a bekliyoruz şeklinde bir mesaj gönderildi. Galatasaray şu an Fatih Kuruçuk transferini özellikle gelecek sezon kadroya katılacak şekilde bitirmeye çalışıyor. Bu bilgiyi buradan özel olarak paylaşalım. Musaba ile ilgili, Musamba yazmış ama Musaba ile ilgili bir mesaj var. Bu konuyu ben Erdal'ın araştırdığını biliyorum. Hatta sen video çekmiştin değil mi sevgili Erdal? Evet, evet. Şimdi Musaba şöyle başa dönmek istiyorum ben. Geçen sezon Hollanda Ligi'nde Nijmegen takımında oynadı. Bu sezon 1 Temmuz 2020 tarihinde Monaco 2,5 milyon euro'luk bir yatırım yapıp kadrosuna katıyor. Monaco'nun aslında burada amacı bu genç oyuncuyu, 19 yaşında sanırım, bu genç oyuncuyu kiralık gönderip parlatıp satmak veya takımına katkı sağlamaktı Monaco'da. Ama Monaco kamp döneminde yaptığı hazırlık maçlarında Musaba çok iyi bir performans sergiledi. Özellikle Frankfurt maçını izlerlerse arkadaşlar, orada bir gol atmıştı ve güzel de bir performans sergilemişti. Hatta o maçtan sonra Fransız basını şunu yazmıştı: Musaba Onyekuru'yu gölgede bıraktı gibi başlıklar atmaya başlandı. Burada da Monaco'nun artık Onyekuru'dan önce Musaba'yı düşünmeye başladığını görüyoruz ve bence Musaba'nın kiralanması çok mümkün gözükmüyor. Monaco sanki tutacakmış gibi gözüküyor. Onyekuru'yu tekrar kiralayacakmış gibi gözüküyor. Hatta aldığımız duyumlara göre de bu hafta veya önümüzdeki hafta için Galatasaray'ın Monaco'nun kapısını Onyekuru için çalacağını biliyoruz. Belki Onyekuru için gitmişken de Musaba için de bir görüşme yapabilirler diye düşünüyorum. Galatasaray Onyekuru'dan hiç vazgeçmedi. Galatasaray'ın A planı Onyekuru. İnşallah Musaba'dan çok memnun kalırlar. Onyekuru'yu da tekrardan Galatasaray'a kiralarlar. Yani Musaba Onyekuru'dan 50 gömlek daha iyi. Onlar Musaba'yı alsınlar, Galatasaray'a da Onyekuru'yu versinler. Mehmet Tolunay Altınok, Fenerbahçe Onyekuru haberleri çıkıyor vesaire diye bir soru göndermiş. Tabii Fenerbahçeli izleyicilerimiz de var. Fenerbahçe'nin şu an limit problemini çözememişken Onyekuru'yu transfer etmesi mümkün değil arkadaşlar. Fenerbahçe şu an kara kara. Biz Mert Hakan Yandaş'a nasıl lisans çıkartacağız? Biz işte Filip Nova, Gökhan Gönül'e, Caner Erkin'e biz nasıl lisans çıkartacağız diye düşünüyor. Hatta işte 25 milyon euro civarı bir paraya Vedat Muriç'i satıp oradan gelecek bir ekstra bütçeyle işte bir takım dengeleri gözetmeye çalışıyor. Onyekuru Türkiye'de oynarsa, bu sezondan bahsediyorum, İleride durumlar değişir bilmem ama bu sezon, yani önümüzdeki sezon
Onyekuru Türkiye'de oynarsa o kulüp Galatasaray olur. Galatasaray dışında da kolay kolay bir takımda oynamaz. Buna itiraz eden var mı arkadaşlar? Kesinlikle yok. Yok. Bir soru görmüştüm. Onunla alakalı bir cevap yapabilir miyim? Eyüp abi, tabii. Sadenle. Tabii. Arda ile alakalı, Arda nasıl bir verim sağlar demiş. Öncelikle ben kısa bir yorum yapmak istiyorum. Bein Sport'taki röportajını izlemiş olan arkadaşlarımız varsa onlar da zaten destekleyecektir benim yorumumu. Bir kere Arda'nın pozitif anlamda futbola çok yakın olduğunu gördüm. Bu beni çok mutlu etti. Yani sadece futbol konuşmak istiyor, futbol oynamak istiyor ve sadece futbol hakkında konuşmak istiyor. Yani her anlamda. Bu soru değil mi? Kesinlikle. Yani baktığımız zaman röportajda da çok mesela sağ dışına çekilmeye çalıştı. Yani sağ içinde kalmadı. Arda ısrarla Atletico Madrid günlerinden, Barcelona günlerine örnek vermeye çalıştıkça ısrarla sağ dışındaki olaylara çekilmeye çalışıyor. Ben taraftarı buna uyarmak istiyorum, rica ediyorum. Arda'nın dış görünüşüne, sakalına, osuna, busuna, giyimine falan ciddi anlamda tepkiler görüyorum. Yapmayın. Daha yolun başındayız. Daha neler çıkacak karşımıza? Yani inanın bana, Arda Turan'ın en ufak bir falsosunda sırtına tekmeyi vurmak için bekleyen bir sürü insan var televizyon başında ve bizden daha çok kitleye sahipler. O yüzden Galatasaray taraftarının Arda'ya sahip çıkması gerekiyor. Arda Turan Galatasaray'ın evladıdır. Hatalarını artık konuşmaktan vazgeçelim. Geçmişte olan geçmişte kaldı ve yeni bir sayfa açtı. Ben fit gördüm Arda'yı. En son Atletico Madrid'de bu kadar ince görmüştüm onu. Ciddi anlamda bel olarak da, fizik olarak, yapısı da olarak da çok ince gördüm ben, fit gördüm. Arda Galatasaray'a yeter ki kafası, yani taraftar olarak arkasında durulsun. Taraftar Arda Turan'ın arkasında dursun. Arda'nın yapacak çok şey var daha Galatasaray'da futbol anlamında. Kalite kaybolmaz. Çünkü baktığımız zaman Atletico Madrid'in 10 numarasından bahsediyoruz. 40 milyon euroları görmüş bir Arda Turan var. Yani Türkiye'de böyle bir parayı görmüş futbolcu yok da. Yani Türkiye'de Avrupa, yani Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmiş en başarılı Türk futbolcudan bahsediyoruz. O yüzden kıymetli bilelim Arda Turan'ın. Daha henüz yolun başındayız. Yıpratma politikasını bir kenara bırakalım. Arda Turan Galatasaray'a çok çok fayda sağlayacak. Ben bundan %100 eminim. Omar El Abdüley'i önümüzdeki hafta açıklanacak bir izleyicimiz sormuş. Önümüzdeki hafta içi ben Omar transferini ve Kerem Aktürkoğlu'nu da biraz daha ilerleyen zamanda, çünkü ona yetiştirme bedeli vermek istemiyor Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nu açıklayacak. İki transferde de sorun yok. Şimdi sevgili Günay, Çağlar Zehir'in sorusunu yakaladım arkadaşlar. Çağlar güzel de bir soru sormuş. Orta sahaya iki transfer şart mı sizce? Sağlam 6 ve 8 numara bence şart. Hatta Belhanda'yı satarsan bir de 10 numara şart. Ama Belhanda'yı satabilirsen, Günay ne diyorsun? Yani Galatasaray'da şu an zaten 6 ve 8 numara gitti. İskelet gitti yani. Orta sahanın iskeleti gitti neredeyse. Şimdi Feghouli'yi de satarsan orta saha tamamen gitmiş olacak. Belhanda ve Feghouli'yi satarsan tamamen orta saha değişmiş olacak. Yani yeni bir kabuğa bürünmüş olacak. Tabii ki de 6 ve 8'de kim oynuyordu? Lemina ile Seri. Bu iki oyuncuyu gönderdikten sonra ne olacak? Orasında bir eksiklik var. Yani Taylan'la Ömer'le oynayamayacağımıza göre, sezonu tamamlayamayacağımıza göre mecbur 6 ve 8 mutlaka Galatasaray'ın yapması gereken transfer. Net söylüyorum. Bak, belki kaleci transferini hani yaptık ama yapmayabilirdin. Hani bir ihtimal. Hani bir ihtimal ama 6 ve 8 %100 olması gerekiyor Galatasaray'da. Yani 6 ve 8 Galatasaray'ın olmazsa olmazı. Çünkü çok iyi kaliteli iki tane oyuncuyu kaybettik. Oraya en azından onların yerini doldurabilecek bir futbolcu şart. 6-8 olmazsa olmaz. Ve en çok çalışma da oraya yapılıyor. Yani birinci planda sevgili Erdal 6 ve 8 numara var değil mi? Yani sonra tabii kanat gelecek. İşte sonra belki sol bek gelecek ama şu an bütün motivasyon 6 ve 8 için. Tabii şu an Galatasaray'ın önceliği 6 ve 8 numara. Daha sonra sol stoper, sol bek özür dilerim. Sonra sol kanat, sağ kanat ve stoper olarak gidiyor şu anda. Çünkü stoper bölgemizde şu anda oynayacak birçok oyuncumuz var. Sağda, solda oynayacak oyuncumuz var. Arda, Emre, Kırınç, Feghouli şu an var. Forvet'te Cagne var, Falcao var. Son dakika haberi verebilir miyim? A Spor'da şu an çıkmış. Abdurrahim Albayrak açıklamış. Mario Götze'nin maliyeti dolayısıyla transferinden vazgeçtik demiş. Evet. Ben çok bununla mutluyum. Bununla ilgili ben yine bugün haber yaptım. Dün de önceki günde 3 gün haber yapıyorum. Galatasaray bu hafta Mario Götze ile görüşeceğini sürekli dile getirdim ve haber doğru çıktı. Büyük bir ihtimalle maliyeti yüksekti.
Galatasaray 2,5 milyon euro önerdi Mario Götze'ye. Ama Mario Götze büyük bir ihtimalle 3,5-4 civarı bir şey istemiştir. Çünkü Galatasaray eğer 3 isteseydi ortak bir nokta bulurlardı diye düşünüyorum. Bu haberde yanılmadığımız için mutluyum aslında. Bonusları da ekstra fazla gelmiş Erdal. Bir şey daha söyleyebilirim. Çok fazla bonus istemiş. Menajeri tarafından istenen bonuslar yani yenilir tutulur gibi değil. Eyüp abi bir şey söyleyebilir miyim? Büyük ihtimal Lemina'da kalacakmış. Öyle bir haber geldi bana. Öyle mi? Yani o zaman... Seri de Lemina kalacak gibi bir duruyor. Yani ne kadar hani araştırmak lazım. Bu anlık yani. Anlık gelen bir şey. Tabii ki de sormak lazım. Ama tabii ki şu an o zaman bir satışın mecburiyeti doğuyor. Çünkü Galatasaray'da şu an 13 tane yabancı var. Ozan Vafor'u da sayarsak eğer 14 tane. Ozan Vafor kiralık gider büyük ihtimalle. O zaman ikisi de kiralık olacağı için bonservise de ihtiyaç yok. Yani Seri ve Lemina büyük ihtimal yine kiralık olacak. Meysa'dan tamamen vazgeçildi. Bunu Mensah, ya sürekli soruluyor Eyüp abi çok özür dilerim. Sürekli soruluyor bundan yani Mensah transferinden Galatasaray'ın vazgeçmiş olması Galatasaray'ın menfaati nedir arkadaşlar? Bunu bilmeniz gerekiyor yani. Ya şimdi bak ben Mensah istiyorum ama Galatasaray'ın anahtarlarını verecek şekilde kulübü Mensah'ın veya Kayseri'nin üzerine yapacak şekilde bu transferi yapamazsın yani. Talat Akgün güzel bir mesaj göndermiş. Mensah üzerine bu kadar düşmemek lazım. Hemen BCD planlarına geçmek lazım. Seri ve Lemina'nın yani... tekrar dönülmesi ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Önce böyle bir midyata pirince gidersin. Sonra bakarsın eldeki bulguru kaybediyorsun. Eldeki bulgura geri dönersin. Yani şunu anlıyorum ben. Bellegarde olmadı. Diğer oyuncular olmadı. İşte Kuyate yazılıyordu olmadı. Az önce konuştuğumuz Dokare olmayacak gibi gözüküyor. Demek ki tekrardan Seri Lemina'ya geri dönüldü. Mensah yerine Jakub Moder daha mantıklı gibi gözüküyor bana. Hem genç 2,5-3 milyon euroya belki bir bonservis bedeli verilirse eğer Alex Teyes'e satılırsa oradan gelecek bonservis bedeliyle Jakub Moder de alınırsa orta alana Mensah'ın açığını bence doldurur. Aslında bu Seri Lemina olayı hani bir nebze iyi bir nebze kötü. Yani şöyle daha Lemina kısmında biraz takılı kalıyorum. Çok sakatlık yaşıyordu. Ama öbür taraftan geçen yıl kalan bir ki orta sahayı Galatasaray takımında tutuyor. Bu da istikrarı sağlar en azından. Onu söylemeliyim. Ama yani Lemina kısmında biraz sıkıntılar var. Özellikle sakatlığı konusunda. Bu arada like yapılması, kanala beğenilmesi, abone olunması konusunda çok duyarlı olan arkadaşlarımız var. Onlar dönem dönem çağrı yapıyor. Çok teşekkür ediyorum. Şu an 267 kişi izliyor. Bu arkadaşlarımız eğer videoyu bir beğen tuşuna dokunup beğenirlerse çok seviniriz. İhtiyacımız var. Adil Demirbağ, Adana Demirspor'un futbolcusu. Bu konuyu ben Salim Manav'la da konuştum. Salim Manav da araştırdı. İzleyicimiz de sormuş. Adil Demirbağ Galatasaray'ın bir teklifi şimdilik yok. İleride olur mu bilmiyorum ama Galatasaray Adil Demirbağ'la ilgili bir girişimde bulunmamış. Bunu söyleyelim. Yine şöyle bakıyorum. Aşağılara doğru iniyorum. Sizce Mensah gelir mi yoksa Beşiktaş mı alır? Valla Beşiktaş'tan istedikleri paraya bakıyorum ve oyunculara bakıyorum. Dorukhan'ı işlemişler arkadaşlar. Yani Dorukhan'ı Beşiktaş verip üzerine de 3 milyon euro para verip alırsa Mensah ben Beşiktaş'ın zarara uğradığını söylerim yani. Beşiktaş da bence bu koşullarda Mensah kolay kolay alamaz. Evet ben de öyle düşünüyorum. Şöyle bakıyorum. Başka cevaplamadığımız soru varken Kadir Arslan Atalay Babacan'ı sormuş arkadaşlar. 10 numara sorunu varken Atalay neden değerlendirilmiyor? Bu soruyu cevaplandırmak isteyen var mı? Yani biraz evet. Sen konuşuyorsun hocam. Sen konuş. Tamam. Yani şöyle Atalay Babacan evet yetenekli bir futbolcu ama yani şöyle zannetmeyin oradan ayrı çıkan veya göz önünde bulunan futbolcu direkt ilk 11'de oynayacak diye gözünde bakmayın. Çünkü A takım çok farklı. Yani gerçekten çok farklı. Özellikle Galatasaray çok farklı. Buralarda oynamak çok zor. Evet hepiniz heyecanlanıyorsunuz. Ali Yavuzkol, işte Atalay Babacan, Yunus Akgün. Ben de heyecanlanıyorum ama zaten o seviyeleri yani A takım seviyesine geldiği zaman Fatih Terim bizden daha çok oynatmak isteyecektir. Hatırlıyorsanız Semih Kaya'yı bir anda oynattı. Öbür taraftan Uğur Uçar'ı bir anda oynattı. Yani bunları yapabilir ama biraz sabır gerektiriyor. Bu çocukları da şimdi direkt atarsak, yani ona oyunu atarsak en ufak hatada hepimiz tuz edeceğiz.
O yüzden sabırlı olmamız gerekiyor. Ben direkt Atalay Babacan hani evet değerlendirilsin ama 10 numara biraz oradaki o mevki biraz ağır mevki. O yüzden oraya transfer deneyecektir Galatasaray Belhanda'dan sonra. Atalay Babacan evet olabilir ama ilerleyen yıllarda değerlendirilebilir. Yavaş yavaş artık böyle şey olarak yani 75'te alırsın rahatladığın maçta. Bir bakarsın maç performansına. 80'de alırsın 3 tane attıktan sonra. Yavaş 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 ha baktın oynuyor oynatıyor. O zaman işte dersin ki tamam sen oldun oyna. Erdal senin de yorumun olacaktı. Seni de dinleyelim. Sonrasında Bialek ismi soruluyor ki Günay, Arda siz bu oyuncuyu daha önce konuşmuştunuz. Onu çok iyi biliyorum. Ama önce Erdal'dan yorum alalım. Şimdi ben Atalay için örnek vererek gitmek istiyorum. Ben Arda Turan örneğini vermek istiyorum. İlk çıktığı zaman A takımda şans bulamamıştı. Manisa Spor'da geçirdiği bir sezon var. Orada iyi bir performans sergiledikten sonra gelmişti. Yani bir tecrübe edinmişti. Bir Süper Lig tecrübesi edinmişti. Atalay'ı da bence Galatasaray'ın Süper Lig'de forma şansı bulabileceği bir takıma gönderip bir sezonda olsa bir tecrübe kazanmasını sağlaması lazım. Çünkü şu an direkt Galatasaray'ın bir 10 numarası olacak durumda değil. Evet halk takımlarda, milli takımda iyi bir performans sergiliyor ama kendi yaşıtlarında bu. Bir de A takım formasını kaldırmak çok zor. Ben Galatasaray'ın bence Atalay Babacan'ı riske atmayıp Süper Lig'de forma şansı bulabileceği bir takıma küme düşme mücadelesi verecek bir takım daha iyi olsa gönderip bir tecrübe kazanmasını daha doğru buluyorum. Bialek'le ilgili yorum yapayım mı? Günay mı yorum yapacak? Valla hazır elindeymişken yorum yap sonra Günay'a bırakalım. Günay çünkü bu oyuncuyu çok çalıştı. Evet. Şimdi zaten Bialek haberini Günay vermişti. Galiba bunun ilk haberini yapan biziz diye biliyorum. Ben çünkü çok görmedim. Sosyal medyada ve haberlerde görmedim. Bu Polonyalı 1.91 boyunda henüz 19 yaşında galiba. Yetenekli bir futbolcu. Scout ekibimizin 18. bulduğu bir futbolcu bu. 18 mi? Evet. Scout ekibimizin bulduğu bir futbolcu. Yani bu da scout ekibimizin bir başarısı. Piyasa değeri 350 bin euro civarlarında ama şimdi takımı Lubin takımı galiba. Biraz daha yüksek bir maliyet istiyor. Çünkü bu şu an Polonya'da Bialek için geleceğin Lewandowski'si gibi görülüyor. Yani bu oyuncu tabii Günay daha iyi analiz edecek ama ben şunu söylemek istiyorum. Bialek eğer scout ekibimize, yönetimimiz Galatasaray'a bu futbolcu katarlarsa ben bir Charlotte etkisi yaratacağını düşünüyorum ligde. Çünkü arkası dönük oynayabilen, uzaktan şut çekebilen, hava toplarına hakim olan bilen bir futbolcu. Birazcık tecrübe edindiği zaman ben Galatasaray'ımızın gelecekteki 3-4 yıllık forvet olabilir diye düşünüyorum. Günay 19 maç 9 gol 4 asist ve 18 evet. yaşında. 18 yaşında ve bunu bize öneren kişiyi söyleyeyim Elmander. Scout ekibine söylüyor. Sonradan bunu araştırıyorlar. Bunu çok yakın kaynaktan öğrendik. Yani öyle söyleyeyim. Ve pivot santrafor. Yani son dönemlerde pivot santrafor bulmak çok zordur. Yani hepimiz malumuz biliyoruz. Az önce bir benzetme Lewandowski benzetmesi Erdal'ın. Kesinlikle doğru. Ve kafa toplarım da çok iyi. Ve şöyle bir şey de var. Yani ayağı çok iyi. Bilekleri çok yumuşak. Uzaktan şut atmayı çok seviyor. Ceza sahası içerisinde arkadaşlarına duvar bile olabiliyor. Yani çok yetenekli, meziyetli bir futbolcu. Tabii ki oradaki ligle bizim ligimiz arasında büyük bir fark var. Bunu her zaman söylemişimdir bu tür ligler için. Kolay değil. Yani buraya gelip de adapte olmak. Sadece soruluyor. Olur mu olmaz mı? Net bir şey yok. Sadece scout'ta böyle bir şey döndü. Fatih Terim'in önüne gelmiş. Ama Galatasaray bunu şu an değerlendirir mi? Orasını bilemiyorum. Ama şöyle 2-3 sene sonra farklı bir yerde görebiliriz Bialek'i. Vallahi ben de çok beğendim profilini. Şöyle scout raporlarına bakıyorum. Tecrübesiz olması dışında yani genç olması dışında hiçbir eksikliği yok. Arda sen ister misin Galatasaray'a Bialek'i? Bialek hakkında şimdi ben kısaca bir örnek vermek istiyorum. Ondan sonra ben Bialek'e dönmek istiyorum. Birkaç yorum gördüm. Galatasaray scout ekibi ne yapıyor kardeşim gibi falan yorumlar. Onlar haklı. Önce onu bir söyleyeyim. İyi de öldür hakkını ver yani. Onlar haklı. Çünkü taraftar olarak onlar haklı. Ama şöyle bir şey var Eyüp abi. Bizim paramız yok. Yani şimdi Bialek gibi bir adamın sen gidip şak diye alman lazım değil mi? Normalde. Bak çok basit bir örnek vereceğim. Red Bull bir şey para getirdi, verdi. Avusturya Salzburg'u aldı. Sonra Leipzig'i aldı. Bastı parayı.
Şu an orada 1.5-2 milyon adamları şak şak alıyorlar. 4-5 hiç acımıyorlar yani. Ama sonra o adamları 40'a 50'ye satabiliyorlar. Bizim öyle bir gücümüz yok. Bizim öyle bir paramız olmadığı için, scout ekibine harcamak için bir paramız olmadığı için bizim bir scout ağımız yok önce, onu söyleyeyim. Yani şöyle zannedilmesin, tamam, Türkiye şartlarında iyi sayılabilecek bir scout ekibimiz var. Ama kimse düşünmesin ki Avrupa'nın en iyi scout ekibi. Yani söylüyorlar böyle çıkıp, ben gülüyorum onlara. Yani çok sanki oturup her gün onlarla berabermiş gibi Galatasaray scout ekibini müthiş, dünyadaki en iyi şey scout ekibinden falan olduğunu zannediyorlar. Öyle. Yani yüzeysel olarak Türkiye şartlarında öyle. Ama parası yok bu scout ekibinin, yani yönetimsel olarak. Çıkıp da şimdi peki, bu bir hale ki abi 2 milyon mu istediler? Tamam kardeşim, alın 2 milyonu, verin adamı demeleri lazım. Ama biz bunu diyemiyoruz çünkü kasa boş. Biz gördünüz yani, bu sadece bizimle alakalı değil. Tüm Türk kulüpleri aynı durumda. Yani biraz daha bizim maddi olarak düzlüğe çıkarsak bu transferleri yaparız. Çünkü bizim scout ekiplerimiz bu adamları izliyor. Bizim çok izlenip de alamadığımız oyuncularımız olmuştur. Bizim durum şöyle mi? 350 bin mi? 351 bin lira verelim. Verim gibi durumumuz var değil mi? Evet. Veya 355 bin verelim. Tamam işte ya. Ver işte, ver. Gel tokalaş, gel. Tamam. Doğru söylüyorsun. Maalesef. Yani Mario Götze'yi aramışlar. Affedersin abi, yani lafını böldüm, yine bu gece ikinci oldu. Yani Mario Götze'ye gittiniz. Şimdi görüştük. Şartlarımız uymadı demiş Sayın Abdurrahim Albayrak. Ya kardeşim, sen Mario Götze'ni zaten neye bekliyordun ki? Seninle yıllık 1 milyon euro oynayacağını falan mı? Yani niye o menajer getirdi onu Galatasaray'a, söyledi şartları konuşalım diye. Yani çok saçma yani. Galatasaray'ın istediği bir oyuncu da menajer getirdi. Hani Fatih Terim'e sorulmuş da olabilir diye bir maliyet yani araştırması yapmışlardır. Yani ya öyle. Günaycığım, maliyet araştırmasına gerek mi var? Bugün şu an futbolla alakası olmayan bir adama sor kaç para oynar Götze der. Ya 3-4 milyon oynar der yani. Ne maliyet araştırması? Yani. Gitmeyeceksin o adama yani hiç. Ama bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar, Götze'nin Falcao, Babel, Cagne, Belhanda, Feghouli, bunlardan biri satılmadan Galatasaray'ın Götze gibi bir transfer yapamayacağı yani aşikardı ki. Abdurrahim Albayrak beni arasaydı, sorsaydı ben söylerdim. Abdurrahim de Belhanda'yı satmadan Götze'yi alamazsınız derdim. O yani bana sorsaydı zaman kaybı yaşamazdı. Hatice Hanım Falcao'yu sormuş. Falcao kaldı. Yani Falcao indirim de yaptı. Çok güzel indirim yaptı. Düştü. Ve Falcao kaldı. Arkadaşlar biliyorsunuz City Lyon karşılaşması da başlayacak. Bir 5-6 dakikaya yavaş yavaş yayını toparlayalım. Ultraslan 1905 Feghouli'yi sormuş. Satılırsa Napoli'ye sözleşmesi biten Kalejon düşünülebilir mi arkadaşlar? Zannetmiyorum. Çok zor transfer. Neden? Yok. Abi yani az önce söylediğim şey de maliyet yüksek. Yani. Şimdi çok maliyet kalır. Yine ben böyle konuşuyormuş gibi olacağım. Çok 30 saniye hemen bir vaktinizi alayım, hemen söyleyeceğim abi. Şimdi Kaleon gibi bir transferi yapacağız. Biz şeyden Feghouli kalırsa indirmesini bekliyoruz değil mi? 2-2.5 milyon oynamasını bekliyoruz Feghouli'den. O zaman Kaleon'u almanın bir anlamı yok. Çünkü Kaleon 4 milyondan aşağı oynatamaz. Günay sen ne diyordun? Mümkün değil. O paralara gelmez. Yani biz ne vereceğiz yani? 1 milyon euro veya işte 8-9 milyon TL verecek güçteyiz şu anda. Galyon olmaz ki. Ben artık ciddi söylüyorum. Scout transfer istiyorum. Genç oyuncu istiyorum Galatasaray'a. Pervis Kurbanov Hulk'u sormuş. Hulk'un gelmesi mümkün değil Erdal. Katılıyor musun bana? Evet. 6 milyon euro istemiş. O da mümkün değil zaten. Bence orada gelebilir abi. Yani şeye, Antalya'ya tatile gelir. Başka türlü olmaz yani. Yani o ekip var ya, Hulk'tu, Balotelli'di, Mandzukic'ti, Cavani'di. Orada gelebilecek tek isim Balotelli. Onu da mesela Beşiktaş ilgileniyor ama bitiremedi. Sergen istememiş onu. Haberleri çıkartan hep aynı kişiler. İsim vermek istemiyorum ama hep aynı kişiler. Sürekli haberleri çıkartan, olumsuz, olmayacak haberleri veren hep aynı kişiler zaten. Ben de yarın yapıyorum. Ronaldo Galatasaray'da. Bir Alex Sörlö tarzı gibi demiş. Bunu sevgili evet. Günay da söyledi. Çok güzel. Arkadaşlarım da söyledi. Peki arkadaşlar, başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yavaş yavaş yayını toparlayalım. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Yorumlar kısmında bir arkadaşın ismini gördüm buradan. Beni de takip ediyor. Cesur Omar diye bir arkadaşımız. Tamam. Şimdi benim kanalımda forma çekilişi, Galatasaray hakkımızın çekilişi vardı. Devam ediyor hala. Bir de sürpriz hediyelerimiz vardı. Bununla ilgili sürekli zaten videomda bahsediyorum. Şimdi arkadaşın ismini gördüm. Yedek üyeydi. Kendisine çıktı. Galatasaray'ımızın kupa bardağı çıktı hediye olarak. Ama bana ulaşmadığı için ben 3. yedek üyeye vermek zorunda kaldım. Eğer buradan beni duyabiliyorsa biraz daha aktif olsun kanalımda. Çünkü ben sürekli hediye gönderiyorum kanalımda bazı arkadaşlara.
abone olan herkese. Forma çekilişi devam ediyor. Abone olan herkes otomatik olarak katılmış olacak çekilişe. Eğer duyuyorsa Cesur Umar bir sonraki çekilişe katılır inşallah. Ben şimdi çok kolay bir soru sordum, gördüm, onu cevaplandırayım. Mert Günok'u alabilir mi demiş, alamaz. Yani çok kolay, yani hemen kısa cevap verileceği için cevapladım. Hiç detayına girmek yok. Yani Galatasaray Mert Günok'u alamaz arkadaşlar. Başakşehir Şampiyonlar Ligi'nde ve satmaz zaten yani. Arda ve Günay, son mesajlarınızı alayım arkadaşlar. Arda buyur. Arda. Ali, hatta şöyle yapalım. Bak arkadaşımız Ali Yavuz Kolu sormuş. Bunu cevaplandırarak veda eder misin Arda Ergün? Kesinlikle. Şimdi öncelikle Ali Yavuz benim çok uzun zamandan beri takip ettiğim bir oyuncuydu. Ben altyapıları çok, hatta yani şöyle bir 10 sene öncesinden ben böyle sürekli altyapıları çok severim. Yani oradaki oyuncuları takip etmesini severim. Onların böyle sosyal medyada takip ederim, hayatlarını takip ederim, her şeyini takip ederim. Seviyorum çünkü orada oradaki o amatör ruhu. Şimdi bir kere Ali Yavuz çok çalışkan bir çocuk. Önce onu söyleyeyim. Gerçekten yani istiyor. Galatasaray formasını istiyor. Talihsizliği şu Ali Yavuz'un. Oğulcan aynı anda. Yani Oğulcan, Cadne ve Falcao gibi üst düzey oyuncularla. Yani hadi Oğulcan'ı biraz daha örnek temsil edebilirim ama Cadne ve Falcao gibi üst düzey oyuncularla rekabet etmek zorunda. Ali Yavuz'un bir artısı daha var. Eyüp abi iki kanatta da çok iyi oynayabiliyor. Adam eksiltmesi çok iyi. Driblingleri çok iyi. Bu güzel bir şey. Onun için artısıdır. İleride kariyerine ona artı katacaktır. Ama yine Galatasaray'daki en güzel, en zor neresi dersen kanatlar derim. O yüzden Ali Yavuz'un sahaya çıkıp 5-10 dakikalık süre verildiğinde kendisini Fatih Terim'e şöyle demesi gerekiyor. Hocam ben bir dahaki maç içinde bence formayı hak ediyorum demesi gerekiyor. Diriltmesi gerekiyor. Özür diliyorum. Fatih Terim'de o fikri uyandırması gerekiyor. Yoksa başka türlü iş çok zor Ali Yavuz. Jonas Wind gelse nasıl olur demiş. Yallah iyi olur da bu oyuncuyla ilgili hem duyuma sahip değilim Burak Demiroğlu. Hem de ben geleceğine pek ihtimal vermiyorum. Seni de kırmayalım. Böylelikle senin de sorunu cevaplandırmış olalım. Dukarı'yı soran arkadaşlarımız var. Mensah'ı soranlar var. Arkadaşlar 51 dakikadır, 52 dakikadır yayındayız. Bunların hepsini konuştuk. Videoyu geriye sarıp o bölümleri görebilirsiniz diyelim. Ve son sözü sevgili Günay'a verelim. Günay, seni dinliyoruz. Ali Yavuz Kol'la alakalı ben Arda'ya katılıyorum. Falcao'ya benzetiyorum ben. Falcao'ya stil olarak pivot santrafor değil. Boyu kısa. Falcao tarzı. Kun Agüero. Haksızlık etmeyin. Kun yani Agüero. Şimdi biraz Ali Yavuz Kol'da sabırlı davranacağız. Fatih Terim de ona yeri geldiği zaman formayı verecek. O formayı da aslanlar gibi giyecek ve ben çok umutluyum. Yani belki şu altyapıdaki oyuncuları sayıyoruz ya, işte Yunuslar falan. En ümitli olduğum futbolcu Ali Yavuz Kol. Evet, o yüzden çok umutluyum. Ve kapatmadan önce ya Nutellalı balık ekmek beni bitirdi bugün ya. Yemin ediyorum bitirdin beni ya. Burada mı bilmiyorum. Bizi izlemiş olduğunuz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Yaşasın centilmen Galatasaraylılar diyerek yayını bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İnşallah kapatacağım arkadaşlar. Bekliyorum kapanmasını. Kapama tuşuna dokundum. Evet, şimdi kapanıyor. Görüşmek üzere. Tamam. Hoşçakalın.